Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sezi Gazetesi, araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Karavanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Çobanlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Topaloğlu ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yapacağız. Muhtarlarınız hayırlı olsun efendim. Sağ olasın, teşekkür ederim. Yanımızda da mahalle halkından Halil Gökgöz. Halil Gökgöz. Evet. Muhtarım, kaç dönemdir muhtarsınız? Birinci dönemimiz. Yeni seçildiniz. Evet, yeni seçildiniz. O bir ay bitecek sayın izleyiciler. Az kaldı. Şurada 3-4 gün kaldı. Karşınıza kaç aday çıkmıştı? Karşımda bir aday vardı. Kaç oy fark attınız? İki. İki oy. Çok kritik. Kaç seçmen vardı efendim? 335. 335 seçmen vardı. Halka vaatlerde bulundunuz mu? Seçimlerde. Beni muhtar seçerseniz bu mahalleye dönüşen köyümüze şu hizmetleri yaptıracağız. Tabii dediniz ki. Tabii ki. Şeyimiz oluyor. Ne vaatlerde bulunduk efendim? Yol, su, işte mahallemizin parkesi, işte sorunları, her türlü vaatimizde bulunmuştuk tabii. Evet. Bu ihtiyaçlar olarak. Taşlıca obanızın orada yol mutlaka asfaltlanmalı. Ebert vaadinde bulundu. Ben evet. Seçmeliyim ya. Ebert. Tabii sağlık ocağı, sağlık şeyinde sıkıntılıyız. Evet, sayın izleyiciler. Burası 35 kilometre değil mi efendim? Evet, 35 kilometre. Yani o senin yeğenin öyle söylediği gibi mutlaka ziyaret etmemizi istedi. Artı Bertisli hemşehrileriniz de. Evet, Maraş'ta. 35 kilometre bulunduğumuz yer. Evet. Görüştük sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci olarak bizi mutlaka bu Bertis köylerini ziyaret etmemizi istediler. Hizmete susamış dedi bu arkadaşlar. Tabii. Biz de bu hizmetlerin, hangi hizmetler yapılmış, hangi hizmetler yapılmamış, onları işte yerel idarelere, genel yapıtaşı olan muhtarlar aracılığıyla tüm dünyaya duyuruyoruz. Tek Türkiye'ye değil sayın izleyiciler. Özellikle ana yolumuz mesela Maraş çıkışından Mersin'e kadar hiçbir yolumuz yok yani. Evet, yol kalmıyor. Virajından ben araba şoförü olarak beni araba tutuyor. Evet, yani çok virajlar. Ben araba şoförü olarak araba tutuyor. Yani bu kadar köyün virajlı yayınlarımız. Servisini yani öğrenciler götürüyoruz değil mi efendim? Nasıl ki araba kendisini? Minibüs şey yolcu Yolcu arabası. Yolcu arabası. Evet. Yolcu arabası. Evet. Hak veriyorum sayın izleyiciler. Saysak belki buraya gelene kadar 50'den fazla viraj var. Çok virajlar giderilebilir. Yani Fatika yolundan eski yer affederseniz işte hayvan yolundan asfalt yapmışlar. İşte doğru ya, yolcu değil de şoförü dahil tutuyor araba. Evet. Ya tutmaması imkansız. 65. yıllarda yapılan bir orman yolundan çalışıyoruz hala. Evet. Bu yol mutlaka asfaltı yenilenmeli ve genişletilmeli de. Genişletilmeli. Değil mi? Evet, kısa yerinden. En azından 10 kilometre kısalı kısa yerinden yapılmış. Evet. Bir araçta nereden baksan buraya gelirken kaza yapıyordu. Karşımıza direkt baktım adam. Kazayla karşı karşıya kalıyor. Her gün karşı karşıya kalıyor. Mutlaka buradan Karavanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Erkoç'a sesleniyoruz. Burada 36-32 köy var diyorlar. Doğru mu? Evet. Evet. Mahalleye dönüşen. 14 muhtarlık 208 oba var. 208 oba var. 14 evet. Muhtarlık 208 oba. Az değil sayın izleyiciler. Mutlaka buranın yolunun asfaltlanması ve genişletilmesi. Genişlik veya kısa yoldan. Kısaltılması yani. O virajlar mutlaka giderilir. Evet. Yani hayvan yolundan daha önce 1965'lerde yapılan Fatika yolunu asfalt yapmışlar. Öyle kalmış. Yani doğru söylüyor. Yani kendi şoför olarak bile başım dönüyor buraya. Evet, başım dönüyor. Yolcular hasta haline gir şehre. Evet, değil mi? Bir sefer ile gitsen, gelsen tamam işte. Hastalandın. Evet. Dahası ki Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanıken seçimde Elbistan Kısık yolunu bu yola bağlamak istedi. Söz verdi halka. Daha 90 kilometre oluyor Elbistan Maraş arası. Evet. Daha Ahır Dağı'ndan tonel girerlerse daha kısalıyor. Evet. Onlar hiç söz edilmemektedir. Şu anda değil mi? Evet, o zaman söz vermiştir. Söz verildi ama şu anda söz edilmemektedir. Evet. Cumhurbaşkanımız söz vermişti. Evet. Başbakanı yerel seçimler öncesi. Evet, sözünde de durulmasını istiyor değil mi? Tabii, sözünde de durulmasını evet. İstiyoruz. Buradan o zaman Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na sesleniyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan söz vermiş. Şimdi de kendisi başbakan oldu. Değil mi efendim? Başbakanımızın bu konuya eğilmesini istiyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Yani yol kısalır değil mi Elbistan'a gidiyor? Kısalır canım 70-80 kilometreye düşüyor. 70-80-90 kilometreye düşüyor. Ardağın altından tonada olursa daha kısalıyor. Daha kısalıyor. Elbistan'ın Maraş'a bağlayan yol. Evet. Burası kaç obadan oluşuyor efendim? Köyünüz. Çobanlı köyü 8 oba. 8 obadan oluşuyor. Nüfusumuz ne kadar? 400-450 civarında. 450. Sağlık evimiz var.
Yok sağlığımız yok. Sağlıkla sorumluyuz. İğne vuracak bir şahısımız var. Yok mu efendim sağlığımız? Evet. Sayın izleyiciler. Bir tane bunlar... hastamız olsa şehre gelse iğne verseler şehirde kalıyor 10 gün iğne yapılmak için. Mesela 10 evet. tane iğne verseler 10 gün kalıyor şehirde. Sayın izleyiciler mutlaka buraya sağlık evi ve personeli verilmeli 35 kilometre. AK Parti doktor milletvekili Muzaffer Yurttaş'ta röportaj yaptığımızda merkeze uzak olan köylere sağlık yerine gelmesi konusunda karar aldıklarını, burada da nüfusu da baz aldıklarını belirtmişti. Nüfusu 500 olan köylere bu hizmetin mutlaka yapılması gerektiğini belirtmişti. Nüfusumuz da buna yakın, doğru mu efendim? Tabii canım. Evet. Mutlaka müracaat ettik mi efendim İl Sağlık Müdürlüğü'ne? Sağlık evet, yerine. Muhtar seçince evet, ettiniz. Evet, biz de bunu bahçede taşıyalım. Bu önemli çünkü yol çok bozuk. Gidip gelene kadar zaten hasta oluyoruz. Değil mi? Şimdi Vastacı Bey, şu anda 450 nüfusumuz da burası bir yayla köyü. 5-10 gün sonra burası bina kadar yükselir köyümüzde nüfus. Hani evet. yaylacılar doğru, yaylacılar geldiğinde 8 oldu zaten Vastacı Bey'ler. Yani binalar çoğu boş gördük. Ancak işte yaz aylarında, Mayıs ayında bu diye vatandaşlarımız yaylaya başlarlar. Sonbahara kadar burada nüfusumuz bine kadar oluyor. Mutlaka sağlık evi yapılmasını evet. istiyoruz. Köy konağı muhtarlık odası var mı efendim? Yok. Yok daha yapılmadı. Müracaatımız var. Yok. Taze evimiz var mı? Yok. Hayır. O da yok. Sayın izleyiciler. Altyapı var mı efendim? Altyapı da yapılacak. Yapılacak. Yok, o da yok. Evet sayın izleyiciler. İşte görüyorsunuz. Araştırmacı gazeteci olarak işte Kahramanmaraş merkezde muhtarımın yeğenini gördük. Mutlaka ziyaret etmesini istedi. Çünkü burası hizmette unutulan Çobanlı köyü, şimdi mahalle oldu diyoruz. Evet. Hem Nur Kadiroğlu Belediye Başkanı, hem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı sesleniyorum. Bu insanlarımız hizmete susamışlar. Değil mi efendim? Hiç hizmet yapılmamış. Bugün kurulmuş bir mahalle gibi. Mutlaka öncelikle buranın ana yolu, grup yolu aynı zamanda yapılmalı. Oba yollarımız. Evet. İki, oba yollarını birbirine bağlayan yollarda toprak oranları, taşlı tarla gibi oradan geldik. Nermin Hanım da bize kızdı dedi, öbür yoldan gitseydik dedi, neden buradan geldik dedi. Çünkü takır 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 geldik. Biz değil mi? Takır takır geziyoruz. Siz gündük gidiyorsunuz değil mi efendim? Evet sayın izleyiciler, işte bak biz bir defa siz geldik. Siz bir defa. Araştırmacı gazeteci olarak canımız acıdı. Takır takır takır, arabada ne alt düzen, ne ön düzen, ne de lastik kalıyor değil mi efendim? Evet. Evet. Mutlaka bu konular çözülmeli diyoruz. Yani hizmetin yapılması için de gelip burayı bir defa görmelerini istiyoruz. Değil mi tabii, muhtarım? Tabii. Evet. Hiç olmazsa şu seçimden önce gelsin siyasilerimiz. Evet. Haliniz ne diye biz bir kere sorsunlar. Değil mi? Tabii. Evet. Okul sorunu var. Benim de müdürlük sınıfında olan büyüklerimiz gelip gezmesini istiyoruz. Biz de zaten onlar. Yöneticiler mutlaka gelip görmeli istiyoruz. Bir saniye biraz duralım Gülnar. Evet. Sen gelsin. Evet muhtarım. Okul sorunu var diyordu evet, arkadaşımız. Evet okul sorunumuz var. 2-3 yıl oldu okulumuzda çürük raporu verildi. Ondan sonra cami hücresinde okuyor şu anda çocuklarımız. Burada okuyorlar mı şu anda? Evet, şu anda öğrenci. 4. sınıfa kadar mı? Evet 4. sınıfa kadar cami hücresinde. Kaç öğrenci var şu anda? Şu anda 19 öğrencimiz var. 19 öğrenci var. Evet. Sayın izleyiciler işte 11 öğrenci olursa okullar açık kalıyor. Ancak işte okula kullanılmaz raporu vermiş Milli evet, Eğitim Bakanlığı. O zaman yeni okul yapılmalı evet. diyoruz. Değil mi efendim? Evet, evet. Kullanılmaz raporu verildi. Öğrenci okul lojmanları filan şeyde olunca cami lojmanında bazı arkadaşlarımız da şehre gidip çocuk olduğum diye şehre göç oluyor. Birleşik sınıflarda eğitim çünkü düzenli olmuyor efendim. Evet. Yani birinci sınıfa anlattığı ders 2 3 4 dinliyor birinci sınıfa anlattığı dersi. İkinci sınıf anlattığını 1 3 4 dinliyor. Yani çocuk 45 dakikada kendisine bir 10 dakika ayrılmıyor. Değil mi efendim dersiyle ilgili? 3-5 yıl sonra camilerde imamla durduramayacağız. Çünkü o da alanla çocuğu var. Evet. Çocuğum okulacak diye o da gidecek. O da gidecek. Biz köylü olarak bayağı perişan olacağız. Yani okul mutlaka yenilenmeli diyoruz. Madem çürük raporu verildiyse yeni okul yapılmalı. 19 öğrenci var. Burada okul açılmasını yeterli sayın izleyiciler. Artı arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Dedi ki bu okula çürük raporu verildiğinde burada 39 öğrenci vardı. Vatandaşlarımız hep şehire göçmek zorunda kaldı. Değil mi efendim? Tabii. Yani. Çürük raporu okulu verilen okulun mutlaka yerine yeni okul yapılmalı diyoruz. İki derslikte en azından. Değil mi efendim? Evet. Bu diye mutlaka okul yapılmalı. Muhtarım emekli misiniz? Hayır. Muhtarların sesi kapirirler. Devlet yatırıyor mu efendim? Hayır yatırmıyor. Yatırmalı mı sizce? Tabii yatırmalı. Yatırmalı değil mi?
Yani biz mutlaka muhtarların SSK primlerine devlet yatırmalı diyoruz. Bununla ilgili manşet taktik zaten. Muhtarlarımızın genel isteklerinden bir tanesi de bu. Muhtarların aylık ödenekleri 2014'te Ocak ayında arttı %100 ancak SSK primleri yatırılmadı işte. Yatırılmadı. Için böyle çizimde sosyal güvence bulunmuyor. Sosyal güvence olmuyor. Bak 35 kilometre muhtarımız gidecek, gelecek 70 kilometre. Yolda çok bozuk sayın izleyiciler 100 kilometreye tekamül eder. Değil mi efendim? Evet. Evet. Mutlaka muhtarlar SSK primleri de devlet yatırmalı diyoruz. Evet. Değil mi efendim? Doğru. Muhtarım da halka seçimlerde söz vermiş. Neye söz vermiş? Yol, su, su. İçme suyunda da sıkıntı var. Değil tabii, mi efendim? Tabii. Sondaj mı açılmalı? Depolar yenilenmeli, ta yıllar öncesi yapılan şey kanallar yenilenmeli. Değil mi? Tabii. Evet, bu hizmetler için söz vermiş. Muhtarımızın da işte yalancı duruma düşmemesi için en azından birkaç hizmetin yapılmasını istiyoruz. Tabii tabii. Değil mi? Tabii, bekliyoruz yani. Evet. Yenilenmeleri. Geçen o 12 Şubat'ta 13 Reis Mahallesi Muhtarı ve 1. Ağza dedi ki Süleyman Bey, sizi Allah gönderdi dedi. Biz dedi seçimlerde halka söz verdik dedi. Vatandaş dedi artık siz bize söz verdiniz. Hiçbir çalışma da yok dedi. 11 ayı doluyor dedi. Basın aramışlar. O da Maraş'ta bulamamışlar. Bir saat sonra bizim aradığımızı söylediler. O kadar mutlu oldular ki. Şimdi dünyanın arama motorunu attık. Orada bütün yetkililer izliyor arkadaşım. Güzel bir şey değil mi efendim? Tabii. Evet işte, halkın sorularını böyle tüm dünyaya ve yetkililere duyuruyoruz. Ekleyeceğimiz bir konu var mı arkadaşlar? Bu ekleyeceğimiz konu bizim yol şeyimiz olmadığı için bizim bu Berti yöresi bağcılıkla uğraşıyor. Gervancı bağcılığıyla. Evet. Buradan bayağı biz bir sıkıntı çekiyoruz. Biz bir de teşvik istiyoruz için. Yani biraz abi, her tarafa teşvik veriliyor. Evet. Bağcılığa bir teşvik verilmesini. Ceviz de yetiştiriyor. Gördüm abi, Berti yöresinde ceviz var. Ceviz de aynı bir çevirmesini. Maraş altında bir adam 50 dönüm bir şey ekse, mısır ekse ona prim teşvik ödeniyor. Evet. Ama biz burada bağcılığa yok. Bağcılığa kırsal, yok. Kırsal memleketimizi bekleyen, değil mi efendim? Evet. Yani bu Anadolu'nun insanlarına bağcılıktan da desteklenmesini istiyoruz. Ya yani, ovada, köyümüzde besleyen ya. Evet. Başka bir kazanç yoksa da bağcılığıyla artık evet. Bizim yani kazancımız geri kireye gidiyor. Evet. Yetiştirdiğimiz ürünüm kireye gidiyor yere. Yol, ya, yol olmayınca. Yol olmayınca. Ya, yol evet. Olmayınca kireye evet, gidiyor. Evet sayın izleyiciler. İlk olarak bağcılığa destek isteyen bir muhtar ve vatandaşımızla röportaj yapmanın mutluluğunu yaşıyor sayın izleyiciler. Gerçekten de diğer bütün ürünlere sulu arazide, düz ovada destek veriliyor. Evet. Kırsal bölgedeki bu bizim köylümüze evet, destek veriliyor. Yok. Bunlar arkadaşlarımız da kendi yağıyla kavruluyor. Değil evet, mi? Evet, evet. Kendi yağı. Evet, bağcılığa'dan desteklenme, primi verilmesini evet, istiyoruz. Tabii, evet. Tabii. Teşekkür ediyorum sayın izleyiciler. Bugün Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Çobanlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Topal ve mahalle halkından arkadaşımızla röportaj yaptık. Kendilerine Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için çok teşekkür ediyorum ve görevlerinde başarılar diliyorum. Biz de teşekkür ederiz ilgilendiğiniz için.